Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablodan belli alanları kriter alan olarak ayırdıktan sonra bu çok sayıda kritere göre e, ilgili sütunların sayısını ve yine vereceğim bir sayısal sütunların da toplamını almayı arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum. Burada tabii ki başrolde çok eğer say, İngilizcesi de countif yani ben bu tabloda Arkadaşlar e, bu iki tarih arasında ve bundan büyük kaç kayıt var onu bulmuş oluyorum. Yine bu tablodaki tutar sütunu için bu tarihler arasında ve bu tutardan büyük olmak üzere e, olan tutarların toplamı nedir onu bulmak istiyorum. Geldim çok eğer say. Arkadaşlar. Ölçüt aralığı tarihle ilgili ise tarih sütununu seçiyorum. Kriterimi veriyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Yine tarih sütununu seçiyorum. E, kriterimi veriyorum. E, ondan sonra e, tutar kısmını veriyorum. Ve e, buradan da limitimi belirliyorum. Görmüş olduğunuz gibi dört tane varmış bu kriter. Yani dört satır veri varmış. Toplamı peki ne kadar tutar? Toplamı bu kadar bu sefer. Çok e-toplayı kullanıyorum arkadaşlar. E, samif bu sefer. Geldim. Bakınız aralık toplama bu paralar toplanacak. Kriterlerim e, tarih kriterinde bu olacak. Ondan sonra yine tarih kriterinde e, bu olacak. tarih aralığı anlamında. Ve limiti de arkadaşlar e, burada. E, limiti de yine aynı sütundan tutar sütundan özür dilerim bu 2 olacak. Böylelikle 60 bin lirada olduğunu görüyoruz.